Evet, şükürler olsun. Rampayı aldılar. Şimdi yüklememizi yaptılar. Balıkesir traktör parçası yükledik. Almanya Stuttgart'tan Balıkesir'e gideceğiz. Balıkesir'e gitmeden önce Bursa Gemlik'te küçük bir operasyon yapacağız. O operasyonda gümrük operasyonu. Bursa Gemlik'te operasyon olarak gümrük açacağız. Paletlerimizi bu şekilde, spanzetlerimizi bağladık. Şimdi malumunuz mevsim kış mevsimi olduğu için Iveco'larda çeker, arka çeker olduğu için yükün en büyük ağırlık olan kısmını, hani ağır olan kısmını arkaya verdik. Arka çekerlerin üzerine koyduk. Ön tarafa biraz daha hafif ama en ağırın bir fazla ağırını öne koyduk. Bu da direksiyonu önde kara ezdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetmesin diye. En hafifini de ortaya koyduk ki güzel dengeli bir şekilde yapalım. Bu Iveco'yla son servisimiz. Yeni arabam gelmiş. Yeni arabam İstanbul'da Naci abi teslim almış. Şimdi arabanın işte sıfır araba olduğu için muayenesini, işte alt tabanını ve bostosunu ıvırını zıvırını yapıyorlar. Onu yaptıktan sonra kısmetse İstanbul'da muhtemelen arabaları değiştiririz. Balıkesir'e Naci abi devam eder. Naci abi gider. Ben kendi arabamı alırım. Kendi arabama eşyalarımı, takım takavatlarımı yüklerim. Ben gelene kadar muhtemelen de her şey bitmiş olur. Bitmezse bile herhalde bana da kar lastiği değişimleri kalır sadece. Kar lastiği değişimini de biz yaparız. Burası bir traktör fabrikası. Yerde de epey bir kar var. Yani ayak izini çok çok belirleyecek kadar. Çalışan arkadaşlar Türk. Sağ olsunlar kahvemizi, çayımızı ısmarladılar. Gene burada biz kahvaltımızı yaptık. Bu yanımdaki abi Kayseri firmasından bir abi, burada denk geldik. Aynı yere yüklüyoruz. Bir tane de Bursalı bir arkadaş vardı, o da diğer tarafta. Onun arkası tenteli olduğu için o açamadı. Yandan yüklemesini yapacak. Durum bundan ibaret. X1'imizi, T1'imizi, ATR'imizi, her şeyimizi buradan alacağız. Ondan sonra Suben gümrüğe devam edeceğiz. Suben de mühürümüzü takıp Allah izin verirse yola devam edeceğiz. Yola tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, yükümüzü yükledik, çıktık. Şimdi şirkette görüşmeyi yaptık. Yükleyici firma, yani yük veren firma şu anda evrakları şirkete atmamış. Normalde Avusturya'da gümrük yapma planımız vardı ama Avusturya planı iptal oldu. Artık Bulgaristan'a doğru gidiyoruz. Muhtemelen Vidin'de gümrük yapacağız. Bugün planım, Allah izin verirse, Stuttgart'tan Marmara Park'a kadar gitmek. Macaristan Avusturya sınırında bir Türk tır parkı var, Marmara tır parkı diye. Oraya kadar gitme niyetim var. Orada akşam saat 9 gibi orada olurum. Saat şu anda 2. Malum şu anda zaten yollarda kar var. Bu yoldaki kar zaten Alman boyunca gidiyor. Macar'da kar yokmuş. Macaristan'da kar olmaması bizim için güzel ama Avusturya'da birazcık fazla rüzgar var. O rüzgar belki birazcık bizi dengesiz yapabilir. Bir de Almanya'da malum, belki bileniniz vardır, hiçbir zaman bitmeyen bir yol çalışması var Almanya'da. Mübarek nasıl bir şeyse bitmiyor. Bitmediği gibi çok da trafik yapıyor. Zaten Almanya'da bir trafik olsun, devamı geliyor. Ama bizim Türkiye'deki gibi değil. Bizim Türkiye'de bir trafik olduğu zaman zaten her yer kilit. Bunlarda trafik var ama akıcı. Trafik adamların akıyor yani trafiği. Durmuyor. O yüzden birazcık daha iyi. 8 No. Brno kapıdan geçeceğiz. Hiç Avusturya Suben üzeri gitmeyeceğim. O tarafa çok fazla trafik var. 3 numara her zaman için kilit. 3 numarayı kullanmayacağız. Şu an hava -1 derece. Yerde kar var ama bu yerdeki kar çok da fazla bize engel olmuyor Allah'a şükür. Çünkü güzel bir tuzlama yapmışlar. Mübarek rahmetini fena yağdırmış. Ya bu tip havalarda zaten en çok korktuğum şeylerden bir tanesi otomatik araba. Otomatik arabanın ne yapacağı belli olmuyor. Bir anda kendi kafasına göre vites attırıyor, vites düşürüyor. O yüzden biz her zaman manuelde kullanıyoruz arabayı. Bakalım, bu arabalar zaten ama Iveco otomatikle zaten son servisim. Ondan sonra Peugeot Boxer'ım gelmiş benim. O manuel 6 ileri şanzıman. Onunla devam ederiz ya, çok şükür. Allah izin verirse. Durum bundan ibaret. Yani vlog videolarını paylaşmaya başladım. Ufak tefek. Şimdi hep soran arkadaşlarımız var. O arkadaşlar zaten nerede yatıyorsun, nasıl yapıyorsun falan filan diye. Ya yatma işi zaten boydan boya yatıyoruz.
2 koltuk, 3 koltuk zaten bunlar. Şimdi bazı araç şoförleri var, mal sahipleri de var tabi. Onlar mesela yan koltuklarını söküyor süngerlerini. O süngerlerin yerine adamlar mesela kendi kalın süngerlerini koyuyor, altına sandık yapıyor. Normal standartlara bunun altında, koltuğun altında ufak bir sandık var. O sandığa, ufak sandığa zaten çok da fazla bir şey sığdıramazsın, sığmıyor. Ama bazı arkadaşlar mesela kendisi cebinden para harcayıp kasa yaptırıyorlar. Ya bizim şirkette mesela yapan arkadaşlarımız da var. Yapıyor. Daha sonra işte işten çıktığı zaman veyahut da araba değiştirdiği zaman aynı model arabaya denk gelirse onu zaten direkt değiştiriyor. Değiştirdiği gibi hemen zaten şey yapıyor, ona takıyor. Ama öbür türlü oldu mu hiç şey yapamıyor, takamıyor çünkü arabadan arabaya kasa değiştiriyor zaten. Onun haricinde yani durum bunlar ibaret. Normal şartlarda bu yolda çok güzel müzikler falan var gider ama işte YouTube'dan telif muhabbeti olduğu için mecburen buna müzik ekleyemiyoruz. Ama Instagram'dan, YouTube'dan kendim, daha doğrusu Instagram, TikTok'tan kendim direkt ayarımı yapıyorum, müziğimi açıyorum. O şekilde devam ediyoruz. Öyle gittiğimiz zaman daha da keyifli oluyor yollar zaten. Şu anlık bu kadar aktaracağım. Biraz daha ileriki zamanlarda görüşmek üzere. Evet abiler, şimdi 94 numaradayız. Devam ediyoruz. Yani Almanya'da trafik dediğimiz olay böyle zaten. Almanya'nın trafiği bu. Yol durur, geri açılır, durur, geri açılır. Böyle kalıcı bir trafik çok fazla Almanya'da olmaz. Hatta Avrupa ülkelerinin çoğunda olmaz ama buna Bulgar ve Romen'i tenzil ediyorum. Çünkü Bulgar ve Romen çok ayrı bir dünya kendileri. Bu kar yağdığında bile adamlar transport yolunu açmadılar ya bildiğin. Transport yolunu 2 gün kapalı kaldı adamlar. Özellikle tırcı abiler geçemediler yani, düşün. O yüzden Bulgar ve Romen'in yollarını pek fazla seven arkadaşımız yok. Şahsım olarak ben de sevmiyorum. Şirkette görüştük. Şirkete yükün sahibi evrakları gönderimini sağlayamamış. Mecbur biz kendimiz direkt yapacağız. Evrak vereceğiz. O evrak verme işinde gümrüğe gittiğimizde birazcık sıkıntı olacak. Niye? Çünkü zaman kaybımız olacak. Önceden şirketimiz atmış olsaydı bizim için daha rahat olurdu. Bir saatte işimiz hallolurdu. Şimdi kendimiz götürüp direkt verdiğimiz zaman zaman kaybımız biraz daha fazla oluyor. Evrakların hazırlanması, etmesi sürüyor yani. Onun haricinde durum böyle. Yeni arabamız da gelmiş. Peugeot Boxer. Aracımızın muayenesi yapılıyor şimdi. İlk teslim muayenesi yapılıyor. İşte ruhsatımız falan muhtemelen pazartesi günü, salı günü çıkacak. İlk muayeneden sonra pazar, salı günü ben gidip bir daha gideceğim. Ruhsat yapacağım arabaya. Muayeneye. Allah izin verirse bugün de çıkarsak saat şu anda burada 4. Saat 4. 6 gibi çıksak 100 kilometremiz kaldı. 6, 7, 8, 8 gibi Avusturya gümrükten çıkarsak eğer ki Allah izin verirse saat gece 2, 3 gibi otoban üzerinden Turkuaz Park'a kadar, Macaristan Turkuaz Park'ına kadar gideriz. O parkta güzel bir yatış yaparım. Sabah da kalkarım Allah izin verirse. Turkuaz'dan sabah 8'de çıkarsam gece Kapıkule'de olurum ben. 11'de. Artık Kapıkule'deki sıra nasıl olur, nasıl biter? Orası Allah'a emanet. Sürekli değişiyor Kaptan Andreva'daki sıra. Biraz daha devam edelim bakalım. Bir de gümrüğe geldiğimiz zaman bakalım. Yani gönül istiyor ki şu videolarda, YouTube'a koyduğumuz videolarda arkasına müzik koyalım. Böyle güzel müzik eşliğinde gidelim ama olmuyor işte. Ne yapacaksın? Yani soru sormak isteyen, ondan sonra onun haricinde herhangi bir merak ettiğimiz konu olsa, varsa o konulardan yorumlara yazın abi. Ya da Instagram'dan, sosyal medyadan ulaşabilirsiniz isterseniz. Dedik ve Almanya'nın trafiğine kaldık. Birazcık trafikte bekleyelim bakalım. Arabamız birazcık da dinlensin. Çok fazla yorduk arabamızı. Görüşmek üzere. Burada Avusturya-Almanya sınırındayız. Son Avusturya'ya bir 15-16 kilometremiz var. Avusturya'daki yol çalışmasından dolayı mecburen şehir merkezine çevre yolundan gidiyoruz. Mübarek maşallah rahmetine yine yağdırmaya devam ediyor. Karlı yollarda arkadaşlar her zaman için hızımız sabit. 50-60 fazlasını geçmemesi lazım. Her ne kadar kar lastiğim var,
oyun var, buyum var deseniz de arkadaşlar, hiçbir zaman bir anlık dikkatsizlik her şeye mani olabilir. Hiç zaman dikkatinizi yoldan çekmeyeceksiniz. Hızınızı sabit tutacaksınız arkadaşlar. Ağır ağır, hiçbir şekilde acelemiz yok. Dediğim gibi her zaman için mal yerine koyulur ama hiçbir zaman hiçbir can yerine koyulmaz. Canımızdan öte yol yok. Evimize en fazla gideceğimiz 5 saat olur, bir gün olur, erken olur. Ama o erken gideceğim derken Allah korusun eve gitmemezlik olmasın. Birkaç arkadaşımız ilk videodan sonra mesaj atmaya başlamış, mesaj atıyor. Arkadaşlar ben firma ile ilgili bir bilgi veyahut da işte şu firmaya girin, bu firmaya girin diye bir bilgi vermiyorum. Yani Minivan'da çalışan çok fazla firma var. İnternete girdiğiniz zaman zaten internette Minivan Express taşımacılık yazdığınızda bir sürü firma çıkıyor. İstanbul'da var, Bolu'da var, Bursa'da var, İzmir'de var, Ankara'da var, Mersin'de var, Adana'da var. Yani hemen hemen her yerde var zaten. Yani o tip yerlerden direkt internetten başvuru yapıyorsunuz. İnternetten firmayla görüşürsünüz, ararsınız firmayı. Evraklarınız tamdır, ihtiyaçlarınızı giderecek şekildedir. O zaman gider firmayla yüzde bir görüşme sağlarsınız. Ancak o şekilde iş imkanı sağlayabilirsiniz. Öbür türlü hiçbir firma yüzde görüşmeden kimseyi işe almaz. En iyisi firmaya gidip yerinde bulmak zaten. Dediğim gibi bunlar bu şekilde. Avusturya'da mübarek rahmetli çok güzel yağdırıyor ya, maşallah. Biraz sulu yağdırıyor ama yerleri epey bir tuttu zaten. Burada zaten hem şehir merkezine yakın hem de sınıra yaklaştığımız için epeyce bir trafik var. Zaten 5-6 kilometre sonra zaten 3 numara otobana bağlanacağız. Ondan sonra zaten direkt Avusturya'dayız. Gümrük için inşallah bugün çıkarız. Bugün çıkarsak pazar gününe Türkiye'de oluruz. Bugün cuma. Türkiye ile zaten Avrupa arasında 2 saat oynuyor. Bulgaristan, Romanya, Romanya'ya kadar 1 saat. Romanya'dan sonra Macaristan'a geçtiğinizde saat farkı 2 saate çıkıyor. Şu an burada saat 6, Türkiye'de 8. O yüzden hava karanlıkları farklılık gösterebiliyor zaten. Biraz da su bende gümülde çekimi. Evet arkadaşlar, abiler. Şimdi Bulgar tescile geldik. Bulgaristan sınır kapısındayız. Romen'le Macar'da video çekemedim çünkü aşırı derecede bir hava bozukluğu vardı. Bir de gece YouTube uygun olmayacak şekilde birazcık hızlı mitlerin 0-0 gittik. 0-0 gittiğimiz için sıkıntı oldu. Yani video çekme uygun değil yani, video çekmedik. Yani gene kurallara göre gidiyoruz da sonuç olarak yüksek süratle gittiğimiz zaman video çekimini elimizde yapamıyoruz. Dediğim gibi ekipmanlarım olmadığı için de yapamadım. Şu anda Bulgar tesisiyle geldik. Bulgaristan'dayız. Yaklaşık olarak bir 2 saattir falan buradayız. Sıra ağır ağır ilerliyor. Şu anda saat Türkiye saatine göre 1.40. Bulgar saatine göre 12.40. O yüzden pek bir şey yapamıyoruz. Kısmetse 3 tane gişe hepsi molaya çıktı. Son bizim gişemiz kaldı. Önümde son bir araba kaldı. Bu arabada yaptı. Geçersek eğer ki geçmiş olacağız. Zaten Türkiye tarafının molayı saat 1'de yapıyor. Onun haricinde bu sağ taraftaki kalabalık da otobüsle yolculuk yapanlar, arabayla yolculuk yapanlar. Burada otobüsler arama yapıyorlar. Bütün yolcuları indiriyorlar. İşte dozvolasını yapıyor otobüsler. Hatta otobüste dozvola var mı yok mu onu bilmiyorum da. Otobüsteki ayarlarını yapıyorlar. İşte otobüsün aramalarını yapıyorlar. Pasaport kontrolleri vesaireler yapıyorlar. Otobüste gidenler de bu şekilde bekliyor mecbur. Yani sınır kapısında arabaların geçtiği gişeler bu taraf. Bu gişelerde kantar yok zaten. Buraya biz de giremiyoruz. Sadece taksilerle ayrıldığımız tek sınır kapısı bu kapı. Türkiye kapısı, Bulgaristan kapısı. Onun haricinde diğer kapıların hepsi beraber. Taksilere geçiyoruz. Şöyle arka sırayı da göstereyim size. Şu şekilde komple gidiyor. Yani bu ara zaten bir önceki videoda zaten göstermiştim. Bir önceki videoda zaten o Bulgaristan'daki sıra, Kaptan Andreev'in sırası zaten çok fazlaydı. Bu sefer epey bir fazla. Bir önceki videoda, ilk videoda daha doğrusu 12 kilometre falandı. Şu anda mevcut sıra 15 kilometre ve sıra bize geldi. Türkiye tescilde görüşmek üzere.
Şu anda Bulgar tescili geçtik. Kantarımızı yaptık. Dozvolamızı kaşelettirdik. Burası Avrupa gidiş yönü. Burası tescil çıkışı. Toplam 5 kişi. Bulgaristan'da X-ray'i verdikleri zaman X-ray için bu aradan geçip karşıya geçiyoruz. Karşıdan tekrar X-ray yapılıyor. Ondan sonra geliyoruz. Buradan tekrar giriş yapıyoruz. Veyahut da tam tersi olduğunda şurada ilk olarak bir şişçiler var. Bulgar'da girişte kontrolü şişçiler arkadaşlar kontrol ediyorlar. Şişçi kontrolünden sonra eğer ki bir sıkıntı çıkarsa, kabul etmezlerse yine bu aradan gelip Türkiye'ye geçiyoruz. Bu kapı hiçbir zaman kapanmaz zaten. Bu kapı her zaman için açıktır. Onun haricinde biraz önce göstermiş olduğum sahadaki otobüsler burada yolcularını indirmiş komple. Aranmayı bekliyor. Yani bu dönem şu anda nasıl bir yoğunluk var, neye göre bir yoğunluk var bilmiyoruz ama hani epeyce bir ülke giriş çıkışlarında çok fazla yoğunluk var ve anlı şanlı Türk bayrağımız, Rabbim zeval vermesin, göklerden indirmesin hiçbir zaman. Bulgaristan'da son bir kontrolümüz kaldı. O kontrolde ileride pasaport kontrolü. Pasaportumuzu vereceğiz, kontrolümüzü yapacağız. Ondan sonra Türkiye'deyiz. Arkadaşlar dediğim gibi TikTok ve Instagram hesabımı zaten alttan yorumlara bırakıyorum. Açıklamaya. Açıklamadan direkt bakarsanız zaten orada istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Facebook'tan falan gene aynı şekilde minimal sayfalarından paylaşımları yapıyorum ben. Akla takılan olan soruyor. Yolda olduğumuz için sürekli arkadaşlar bizde takı olay olmadığı için her dakika her daim duramıyoruz. Durduğumuz süre zarfı boyunca ya yemek yiyoruz ya istirahat ediyoruz. O yüzden elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum zaten. Sormak istediğiniz bir şey olursa Instagram'dan ya da TikTok'tan ya da Facebook'tan isim soy isim Samet Kurtçu olarak yazarsanız zaten direkt çıkar. Oradan size yardımcı olurum. Ay maşallah. Hay maşallah. Senin kankamızı rengine kurban olayım. Arkadaşlar sınırımızı ayıran bölge de burası. Bu sol taraf Bulgaristan girişi. Burada şişçiler dediğimiz olay var. Tenteli araçlara bir cihaz sokuyorlar. Araç içerisinde oksijen var mı yok mu? Onun kontrolünü yapıyorlar. Ve Türkiye'ye girmiş bulunmaktayız. Welcome Turkey. Burası Türkiye giriş. Önceden buralarda pandemi dönemindeyken dezenfektan falan olayı vardı. Şimdi yok. Burası da Türkiye Kantar. Önce Kantar yapıyoruz. Sonra tescil yapıyoruz. Avrupa'ya gidişte ise Kantar tescil 1 oluyor zaten. Ama burada önce Kantar sonra tescil. Kantarımızı yapalım ondan sonra tekrar buradayız. Şimdi tescili geçtikten sonra Kantarı geçtikten sonra zaten nasıl biraz önce göstermiş olduğum Bulgaristan'da şişçiliğe tabir ettiğimiz arkadaşlar varsa bizim burada Türkiye'ye giden araçlara da Türkiye giriş yapan araçlara da gümrük memuru arkadaşlar var. Abilerimiz. Onlar da burada araçları kontrol ediyorlar. Onlar kontrolünden sonra zaten tescile gidiyoruz. Tescilde herhangi bir şey zaten yapmıyorsunuz. Saat itibariyle artı hafta sonu olması kaynaklıyla mecburen bir şeyimiz var. Mesai ödememiz var. O da 185 miydi? 118 miydi? Öyle bir şey olması lazım. Onun ödemesini yapacağız. Bunu tabi tescil yapılmadan ödemek zorundayız. Tam kantarın dibine geldiğimizde zaten direkt tescilin şeyi var. Daha doğrusu tescile geldiğimiz zaman direkt hemen tescilin yanına zaten ödeme noktası. Tescil ödememizi yapıyoruz. Ondan sonra devam. Şu anda ufak bir sıra var. Bu sıranın niye böyle saçma sapan bir sıra olduğunu anlamadım. Sol tarafta istop etmiş arabalar var. Sağ tarafta istop etmiş arabalar var. Ben anlamadım bu işi. Şurada bir minivancı abimiz var. Bu abimiz ne yapıyor? Bu abimiz heyecanlı. Abimize yol verelim, geçsin. Bizim kontrolcü Türk abiler nerede? Burada bir adam olması lazım. Kontrol yapsınlar da ondan sonra tekrar buradayız. Burası kontrol. Kontrolü geçtik zaten. Burası da Türkiye tescil. Şimdi aracımızı park ettik.
buradan mesaj ödemeye gidiyoruz. Park ettiğimiz araç zaten gişenin kenarında duruyor. Zaten gişe ilerlemiyor çünkü önümüzdeki araçlar zaten mesai ödemesi yapıyor. Komple bu şekilde sıradan gidiyor zaten. Valla bugün yoğun olmasına rağmen mübarek maşallah herkes güzel çalışıyor Bulgar'da, Türk tarafı da. İkisi de seri bir şekilde gidiyor Allah'ın izniyle. Burada en ince ayrıntı Türk tesilde yavaş çalışan gişeyi bulmak mesai ödeneceği zaman. Çünkü mesai ödemesinin eğer ki geç kalırsanız, araç kişinin önünü kapatırsa, bekleme yaparsa direkt X-ray yiyebilirsiniz memurlar tarafından yolu işgal ettiğiniz için. Evet arkadaşlar, bir servisin daha sonuna geldik. Şöyle sonuna geldik. Normal şartlarda kısa bir özet geçersek, yükümüzü Almanya Stuttgart'tan aldık. Devamında Avusturya Suben Gümrük. Gümrüğümüzü Bursa Mudanya olarak söyledik. Çünkü boşaltmamız bizim Balıkesir Gemlik. Traktör parçası yükledik. Videonun ortasında dediğim gibi sıfır aracım geldi. Aracım bugün Naci abi her şeyini bitirmiş. Yarın sabah teslim alacağım. Yani araçla gidecek olan kişi ben değilim boşaltmaya. O yüzden bu şekilde yarın sadece araç teslimini yaptıktan sonra yeni aldığım aracın belki tanıtımını yaparız. Birçoktansa araçlarla ilgili bilgi olmayan abilerimiz varsa, kardeşlerimiz varsa onlara da bir nebze olsun bilgi vermiş oluruz. Şimdi tescil de bittikten sonra gene kapı sınırında son bir kontrol kaldı. O son kontrolde herhangi bir şey vermiyoruz. Sadece araç plakasını kontrol eden bir memur abimiz var. Ya da memur hanımefendi var. Araç plakasını kontrol ediyor. Ondan sonra zaten çıkış yaptırıyor bize. Yaklaşık olarak işte servisim tam bir hafta falan sürdü. Geçen hafta cuma günü yükledim ben yükümü. Öğlen saat 2'de. Cuma günü öğlen saat 2'de yükledim. Bugün cumartesi. Cumartesi günü tekrardan giriş yaptım. Avusturya Suben gümrüğümüz kısa sürdü. Selamünaleyküm. Plakayı oku diye biraz daha yavaş geldim abi, o yüzden. Farları kapatıyorum ben de bilerek ki sisleri açıyorum belki hani aydın yapsın diye. Tamam mıyız? Allah'a emanet, hayırlı görevler. Ve şimdi de son kontrolü yaptık. Son kontrol sonra bitti. Kutsal toprağa girmiş sayılıyoruz. Allah'ın izniyle. Bundan sonra rotamız direkt İstanbul. Evimize gidiyoruz. Bu gece yatarız zaten evimizde. Saat şu anda Türkiye saati 2.30 oldu. Allah izin verirse 2.5 saatte 2 saatte gideriz. Acelemiz yok zaten. Daha bu saatten sonra hızlı gitmenin de mantığı yok. Hızlı giden ecele gider zaten. Şimdi yakıtımızı, depomuzu fullleyelim. Talimat attılar. Depomuzu fullledikten sonra AdBlue'umuzu da fullleyelim. O şekilde gidelim. Bu araçlarda, Iveco'larda eğer ki harici bir yükseltme yapmazsak 65 litre olarak geliyor depoları. Bunu yükseltme yapabiliyorsunuz. O ekilav olarak bayideki fiyata göre, güncel fiyata göre değişiyor. Ondan sonra şimdi benim alacağım Peugeot Boxer 90 litre. Peugeot Boxer'larda fabrika çıkışı 90 litre oluyor. Onları da 100 ila 110 litreye uzatabiliyorsunuz, yükseltebiliyorsunuz. Onu da tabii ayrıca ücrete tabi oluyor onlarda. Bizim araçlarda mı burada olan mı olmuş? Ha, yatan var. Şu anda kapıya devam eden araçlar var. Kapılar çok fazla yoğun. Yani aşırı derecede yoğun. Yoğun olmasının sebebi de yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşı yaklaştığı için şu anda herkes ihracatı, ithalatı hızlı bir şekilde halletmeye çalışıyor. Zaten bu Bulgaristan'daki kar yağışından sonra ovalar epey bir karıştı. Bulgaristan kar yağdı, kapattılar 2 hafta. Zaten ondan öncesinde bir yoğunluk vardı. Bir de üzerine 2 günde bu eklendi. İyice mahvoldu. Allah kolaylık versin hepimize ya şu zor günlerde. Hepimiz ekmeğimizin peşindeyiz. Ekmeğimizin kovalarsak rızkımızı Allah verir. Kovalamadığımız sürece hiçbir şey olmaz. Bu kaputta pet ofisinde niye böyle sıra var? Sırası. Termokin sağ sırası. Bugün cumartesi, epey bir yoğun. Fazlasıyla yoğun. Şurada bir yoğunluk var. Ne bu? Park dolmuş. Park dolduğu için alamıyor. Sıra
Sıra uzadıkça uzamış. Biz de yakıt alacağız. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. İnşallah yakıt için yerimiz olur. Ha, trafik polisi açar şimdi onu zaten bize. Biz de devam edelim bakalım. Tekrardan görüşmek üzere. Muhtemelen bugün cumartesi. Yarın arabamı aldıktan sonra salı günü bir yüklemem olacak muhtemelen. Allah izin verirse salı günü yüklersem. Önümüzdeki hafta bir vlog daha çekeriz. Bu sefer Türkiye içinden başlamayı düşünüyorum. Çünkü kendi arabam olduğu zaman kendi arabama kendi tesisatımı direkt kuracağım. Bu arabaya tesisat kuramıyorum. Kuramama sebebim de çünkü sonuçta arabayı değiştireceğim. Bir düzen kurup bir düzen boz. Çok fazla yoruluyor insan ya. Küçük araba da olsa yoruyor insanı yani düzen bozmak. Bütün tır parkları dolmuş. Hay maşallah, hay maşallah. Emniyet şeritleri de dolmuş. Artık birazcık yolu açarlarsa devam edeceğiz. Allah'a emanetsiniz. Yolda olanların yolu bahtı açık olsun. Evde olanların Allah ekmeğini arttırsın. Allah işini gücünü rast getirsin. Sürçülisan olduysa affola. Elimizden geldiği kadar bizde çorbada tuzumuz olsun. Bilmeyen abimiz, kardeşimiz varsa, bu işe girmek isteyen, düşünen varsa bu şekilde. Bir hafta bir servis sürüyor. Servis bir haftada bitti. Bu yeri geliyor 10 gün, 12 güne kadar da çıkıyor. Şimdi şirketimiz Azerbaycan, Ermenistan tarafına tabii çalışıyoruz. Şimdi bir tık daha uzak bir bölgeye daha anlaşma yapacaklarmış herhalde. O netleşsin, ondan sonra onu da söyleyeceğim. Buraya da mı minivan gidiyor diyeceğiniz bir ülke yani. O derece söyleyebilirim. Sürpriz olsun bu da. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın.